Soğun hüküm sürdüğü, okyanusun buz kestiği, hayatta kalmanın başarı sayıldığı bir dünyada yaşam savaşında ustalaşmış bir canlı türü yaşar. İmparator pengueni. Başlangıcı bilinmeyen bir evrim süreci sonunda Antarktika'nın uğultulu ıssızlığına ve sıfırın altındaki soğuğa mükemmel uyum gösteren bir hayvan ortaya çıkar. Ancak imparatoru bekleyen bir sınav var. Antarktika'nın bazı bölgeleri ısınıyor ve devasa buz dağları oluşuyor. Kıbrıs büyüklüğünde buz dağları. Bu durum bir felakete yol açabilir. İmparatorun kendini bu iklim değişikliğine uyarlaması için yeterince zamanı olmayabilir. İki uzman araştırmacı gezegenimizdeki en soğuk yere geri dönüyorlar. İmparatorun bu fırtınayı atlatıp atlatamayacağına tanık olacaklar. Çocuklar, Toys arasın size müthiş bir sürprizi var. Ekim sonuna kadar 20 liralık alışveriş yapan herkese okul çantası hediye. Şimdi hayallerinizi alın, doğru ak emekliliğe gelin. Hem hayallerinizi güvence altına alın, hem size emekli olmakla ak emekli olmak arasındaki farkı anlatalım. Ak emeklilikle hayalleriniz güvence altında. Okulun kantinindesin. Herkes seni tanıyor, seni seviyor. Fakat herkes sen değil işte. Şurada çekingen bir arkadaş var, bir başına köz köz oturuyor. E şimdi sana ne yapmak yakışır? Bak tam arkanda Nescafe üçü bir arada standı var. E her kantinde de var. Gidiyorsun oraya bir Nescafe üçü bir arada da o çekingen arkadaş için hazırlıyorsun. Sevin değil mi? Sevinir tabii. Hadi alın onu da aranıza kaynaşın. Gelsin yeni arkadaşlar yeni ortamlar. Selam çocuklar. Hatırlıyor musunuz? Uçurumun kenarında asılı kalmıştık. Bakın sizin oylarınızla nasıl kurtulduk. Hayatımızı kurtardınız teşekkürler. Ülker Kellogg's'tan Coco Pops. Burada soğuk dolapta yeni bir şey var. Kinder Pinguin. Kinder Pinguin besleyici. Hem de dondurma gibi lezzetli. Buzdolabında saklayınız. Bak cinim, şöyle açıklayayım. Beni önden görenler cin diyor. Yandan görenler aa kek diyor. Yani şöyle oluyor. Bir cin bir kek, bir cin bir kek, bir cin bir kek. Yani eti cin kek. Merhaba arkadaşlar. Bahar şenliğinin başlamasına çok az zaman kaldı. Biliyorsunuz ki her yıl mevsim hanesine hep birlikte yaptığımız bahar çarkını yerleştirerek bahar şenliklerini başlatırız. Sihirli sözcükleri söyleyince de çark dönmeye başlar ve ilkbahar gelene kadar çark döner. Efendim, bendeniz Bay Vıcık. Bu mahallenin kötülük sorumlusuyum. Yıllar önce girdim bu kötülük işine. İlk yaptığım kötülüğü de dün gibi hatırlarım. Öyle bir kötülük yapmıştım ki hiç kimseyi mutsuz etmeyi başaramamıştım. Ama olsun bir gün o kadar büyük bir kötülük yapacağım ki bu mahalledeki herkesi sonsuza kadar mutsuz edeceğim. Hatta bu şehirdeki herkesi, hatta bu dünyadaki herkesi mutsuz edeceğim. <laughs> ben Rintintin. Redkit'ten hep tekme yerim. Ben Avarel Daltonların en uzunuyum ama abim Joe en aptalımız sensin diyor. Müşteriye abonelik sözleşmesini vererek formları doldurmak üzere kartonetin bulunduğu bölüme yönlendiriniz. Sarı alanların doldurulduğuna ve müşteri imzalarının alındığına emin olunuz. PTT merkez kodu, PTT kaşe ve imza alanlarını tamamlayınız. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birini ele almak kolay değildi. İlk adım olarak değişimi kendi içimizde başlattık. Trafikte güvenli sürüş ve ilk yardım eğitimleriyle 2000 doğuş grubu çalışanına 8900 saat eğitim verdik. 2005'te ilk kez kamuoyuna seslendik. Dedik ki: "Arka koltuk benim." Kampanyamızla çocukların güvenliği için araçta çocuk koltuğunda oturmaları gerektiğine dikkat çektik. Daha önce koktuk, yine kokarız. Size <laughs> güveniyorum. Hazır mısın? Ya sen? Hazırım patron. Bu mu? Bu. <laughs> Kokamadık be patron. Ay benim bir kesinlikle değiştirmem lazım. Koroplast koku hapsetme teknolojisi. Evet, planımız nedir? Plan falan yok. Bambam bam, Hadi. Hazır mısın? Dağ gaz, kimyasal dozajlama ve kokulandırma. Kocaeli Arslan Bey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamız 5000 metrekare açık alanda, 2500 metrekare kapalı alana sahiptir. Dağgaz 2005 yılından bu yana doğal gaz, LPG ve petrol sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Hay hak! Yar bana bir eğlence medet! Yar bana bir eğlence medet! Bir kere de sus be adam. Dırdır kulak bırakmadın kart sesinle. Ne oldu kara gözüm sana böyle? Neden sinirlisin yine? Aa, hacı cavcav bir ev alalım dedik. Şimdi kara kara düşünürüm bu borçlar nasıl ödenir diye.